Merhaba. Bugün çok tartışılan bir konu, gluteni işleyeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nde Buğday Göbeği, Tahıl Beyin gibi kitapların yayınlanmasından sonra gluten ile ilgili tartışmalar arttı. Önce Amerika Birleşik Devletleri'nden, oradan bütün dünyaya ve tabii ki sonunda bize ulaştı bu tartışmalar. Bu kitap yazarlarının gluten her türlü hastalığın nedenidir gibi söylemleri esasen bilim dünyasında kabul görmedi, halen de görmüyor. Ancak yine hastalıklarına sebep ve çare arayan birçok insan tarafından bu görüşler benimsendi. Bu videoda gluten nedir? Glutenin insanlara bir zararı var mı? Bütün hastalıkların kökeninde gluten mi var? Gluten hassasiyeti diye bir şey var mı? Sorularına cevap arayacağız. Nedir bu gluten? Gluten, tahıllarda bulunan bir proteindir. Bu proteinin amacı ve görevi buğday bitkisinin gelişmesini sağlamak için ona bir takım besin kaynağı oluşturmasıdır. Gluten denince hemen akla haklı olarak çölyak hastalığı geliyor. Çölyak hastalığı tahıllardaki glutene karşı metabolizmamızın ve bağışıklık sistemimizin gösterdiği bir aşırı alerjik reaksiyondur. Daha doğrusu bunun sebep olduğu bir otoimmün hastalıktır. Özellikle HLA denilen bir geni taşıyan insanlarda çölyak hastalığının insidansı daha yüksek görülmektedir. Şimdi bu hastalığın seyri şu şekilde gelişmektedir. Bağışıklık sistemimiz gluten denilen bu maddeyi bir yabancı madde olarak algılıyor. Önce buna karşı bir reaksiyon gösteriyor. Daha sonra bu bağışıklık sistemi hedefini şaşırarak kendi dokularına karşı bir reaksiyon geliştirmeye başlıyor. Çölyak hastalarında bu reaksiyon sindirim sistemi dokusuna karşı olmaktadır. Bunun dışında her türlü otoimmün hastalıkta olduğu gibi bu reaksiyon bütün vücutta generalize bir enflamasyona neden oluyor ve birazdan göreceğimiz gibi çölyak hastalığında sık görülen diğer belirtilerin de nedenini teşkil ediyor. Çölyak hastalığının en belirgin etkisi başta ince bağırsaklar olmak üzere sindirim sistemine verdiği zarar. Biraz önce söylediğim gibi bağışıklık sistemi hedef şaşırarak kendi sindirim sistemi dokusuna karşı antikorlar geliştiriyor ve bağırsaklarımızda önce özellikle ince bağırsaklarda besinlerin emilimini sağlayan villus denilen yapılara saldırıyor ve bunları perişan ediyor. Bunun sonucunda çölyak hastalığıyla ilgili bilinen ve çölyak hastalarının glutenle karşılaştıkları zaman ortaya çıkan tipik belirtileri görülüyor. Çölyak hastalığında sık görülen sıkıntılar, karın ağrısı, hazımsızlık ve şişkinlik hissi, gaz, ishal, bazı zaman kabızlık, çok zaman halsizlik, kilo kaybı, demir eksikliği anemisi, ruhsal bozukluklar, ciltte kaşıntılı döküntüler, eklem ağrıları, kadınlarda adet düzensizlikleri, çarpıntı, nefes darlığı gibi genel şikayetler. Çölyak hastalığı, glutenle ilişkisi kesin olan çok ciddi bir hastalık. Çölyak hastalığının teşhisinde çölyağa spesifik bir takım biyokimyasal, immünolojik ve genetik testler yapılmakta ve bununla kesin teşhis konulabilmektedir. Bunun ötesinde bazı zaman ince bağırsak biyopsilerinde yine çölyak hastalığını gösteren bir takım bulgular patolojik olarak mevcuttur. Şimdi gelelim tartışmalı olan gluten hassasiyeti konusuna. Burada iki soru öne çıkıyor. Birincisi, gluten normal kişilerde zararlı etkisi olan bir madde midir? İki, gluten hassasiyeti diye bir şey var mıdır? Birinci sorunun cevabı net. Normal kişilerde glutenin
herhangi bir zararlı etkisi yok. Öyle olsaydı Anadolu halkının %99'unun hastalanmış olması gerekirdi. Halbuki Anadolu halkı binlerce yıldır ekmek yapmakta ve tüketmekte ve sağlıklı bir hayat yaşamaktadırlar. Bu konuda yapılan sayısız bilimsel çalışma normal kişilerde glutenin herhangi bir zararlı etkisinin olmadığını teyit etmiştir. 2015 yılında Harvard Üniversitesi bu konuda yapılan yüzlerce çalışmanın bir özeti ve yorumu şeklinde önemli bir yazı kaleme almıştır. Bu yazının özetinde glutenin normal kişilerde herhangi bir zararlı etkisinin olmadığı teyit edilmektedir. Öte yandan glutensiz bir beslenmenin, yani son moda tabiriyle gluten free bir beslenmenin uzun süre sürdürülmesi sonucunda özellikle bağırsağımızdaki faydalı probiyotik bakterilerin ve buna bağlı olarak sindirim sisteminin bu beslenme tarzından zarar gördüğü gösterilmiştir. İkinci soru biraz daha karışık. Glutene karşı hassasiyet söz konusu olabilir mi? Son yıllarda glutenli gıda yediklerinde rahatsız olduklarını ve çöliğe benzer bir takım sıkıntılarının ortaya çıktığını söyleyen, ifade eden insanların sayısında önemli bir artış vardır. Bu artış o kadar fazla olmuştur ki tıp buna bir isim vermek zorunda kalmıştır. Non-çöliak gluten sensitivity denilen, bizde kısaca gluten hassasiyeti denilen durum artık bilim çevrelerince ciddi olarak incelenmekte ve tartışılmaktadır. Bu konuyu daha da karmaşık hale getiren nokta, non-çöliak gluten hassasiyeti olan kişilerde bunu teyit edecek herhangi bir biyokimyasal markerın, yani testin olmaması. Aynı şekilde bu kişilerde bağırsak biyopsisi yapıldığı zaman çölyaktakine benzer patolojik bulgular görülmemektedir. Yani non-çölyak gluten hassasiyeti sadece insanların glutenli gıda yediklerinde rahatsız olduklarını ve gluteni bıraktıklarında iyileştikleri ifadesine dayanmaktadır. Bu konuda çok ilginç araştırmalar yapılmıştır. Bunlardan bir tanesini sizinle paylaşmak istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir araştırma merkezinde kendi ifadeleriyle gluten hassasiyeti olan ve kendilerini non-çölyak gluten sensitivity hastası olarak ifade eden kişiler arasında yapılan bir araştırma. Bu kişiler iki gruba bölünmüş ve bu bir gruba glutenli undan yapılan bir kek verilmiş, diğer gruba da glutensiz undan yapılan bir kek verilmiş. Bu kekler görüntü, kıvam, lezzet olarak birbiriyle neredeyse aynı. Şimdi denekler glutenli mi glutensiz mi yediklerini bilmiyorlar. Sonuçlar çok ilginç. Her iki gruptaki insanların sadece yarısı bu yediklerinden rahatsız olduklarını bildirmişler. İşin ilginç tarafı, glutensiz yiyenler de rahatsız olduklarını bildirmişler. Bir süre sonra grupları değiştirmişler. Yani bir hafta boyunca glutenli yiyenlere glutensiz, glutensiz yiyenlere de glutenli kek vermeye başlamışlar ve tekrar sormuşlar şikayetlerinin durumunu. Şimdi bunun sonucunda ortaya çıkan tablo şu: gluten hassasiyeti olduğunu söyleyen kişiler glutensiz yediklerinde de rahatsız olduklarını belirtmişler. Öte yandan glutenli yediği halde rahatsız olmadığını bildirenler var. Glutenli yediğinde rahatsız olduğunu, glutensiz yediğinde rahatladığını bildiren deneklerin oranı %18. Yani geriye kalan %82 tutarlı sonuçlar vermemiş. Araştırıcılar buradan toplum içinde non-çölyak gluten hassasiyetinin biraz abartıldığını ve başka şeylerle karıştırılabildiği sonucuna varmışlar. Ve gerçek gluten hassasiyetinin bu ve buna benzer çalışmalarda çıkan oran, yani %10 ile %20 arasında olduğunu ifade etmişlerdir. İşi daha da karıştıran bir başka faktör var. Birincisi, buna benzer şikayetlere neden olabilen
buğday alerjisi diye bir şey var. Bu buğday alerjisi bambaşka bir hadise olup glutenle alakası yok. Öte yandan spastik kolon, huzursuz bağırsak sendromu gibi bir takım yine glutenle ilgisi olmayan hastalıkların aynı sıkıntılara neden olabileceği bilinmektedir. Bir kişi gaz, karın ağrısı, ishal, kabızlık ve biraz önce bahsettiğimiz sıkıntılardan şikayet ettiği zaman bunların net olarak glutene bağlı olup olmadığını bilmek pek mümkün değil. Ancak bu şekilde yapılan testlerde %10 ila 20 hastanın gerçekten glutene hassas olduğu anlaşılmaktadır. Gluten muhabbeti yetmiyormuş gibi bir de kafaları karıştıran bir şey daha çıktı ortaya. O da FODMAP. Açılımı Fermentable Oligosaccharides, Disaccharides, Monosaccharides and Polylysin kısaltılmışı bir kelime. Bu FODMAP'lar değişik bir karbonhidrat grubu ve bunların sindirilmesi biraz zor olduğu için gluten hassasiyetine benzer bir takım sıkıntılara neden olabileceği anlaşılmıştır. FODMAP içeren gıdalar nelerdir? Fruktanlar, tahıllar, soğan ve sarımsakta bulunur. Laktoz, süt ve süt ürünlerinde bulunur. Fruktoz, meyveler ve balda bulunur. Galaktan, bakliyatta bulunur. Polyol denilen maddede birçok meyvede bulunan bir FODMAP. İşte bütün bu maddelere karşı hassas olan kişilerde gluten hassasiyetine benzer semptomlar ortaya çıkarmaktadır. Eğer bu durum düşünülür, teşhis edilirse o zaman FODMAP içeren gıdalardan zayıf bir beslenme düzenine geçmek bir takım sıkıntıların atlatılmasına, giderilmesine neden olabiliyor. Biliyorum kafanız karıştı, üzülmeyin benim de kafam karıştı. Gelin bir toparlamaya çalışalım. 1. Gluten normal insanlarda herhangi bir sıkıntıya neden olmayan, zararlı etkisi olmayan bir madde. Bu konu yüzlerce bilimsel makaleyle, çalışmayla tespit edilmiştir. Öyle olsaydı gece gündüz makarna ve pizza yiyen İtalyanlar, kalorilerinin %60'ını tahıllar ve bakliyattan alan Akdeniz'in sağlıklı halkları ve hepsinden önemlisi binlerce yıldır ekmek pişirip yiyen Anadolu halkının hepsinin hasta olması gerekirdi değiller. Dolayısıyla tırnak içinde söylüyorum, normal kişilerde glutenin herhangi bir zararlı etkisi yok. Şimdi gelelim asıl konuya. Gluten hassasiyeti diye bir şey var mı? Son yıllarda non-çölyak gluten sensitivity diye adlandırılan durum bir hastalık mıdır, değil midir? Bunun tartışmaları hala sürüyor. Hastaların şikayetlerine ve klinik tablolara bakarsan bir grup kişide gluten hassasiyetinin olduğu anlaşılıyor. Ancak biraz önce bahsettiğim gibi bunu teşhis edecek biyokimyasal bir takım markerlar yok. Dolayısıyla onlara bakıp evet bu kişide gluten hassasiyeti var diyemiyoruz. Gluten hassasiyeti sadece kişinin ifade ettiği glutenli gıda yeme sebep-sonuç ilişkisine dayanmaktadır. Bu nedenle artık gluten hassasiyeti konusuna çok daha dikkatle yaklaşılıyor ve bu konudaki araştırmalar sürdürülmektedir. Çölyak hastalarının büyük bir kısmında bulunan HLA geni bu kişilerde de bu kişilerin %10-15'inde hatta bazı çalışmalara göre %25'inde pozitif bulunabiliyor. Toplumda çölyak hastalığı insidansı yani görülme oranı %1 civarındayken non-çölyak gluten hassasiyetinin %10 civarında olduğu tahmin ediliyor. Burada bir konuyu yalnız belirtmekte fayda görüyorum. Bu gluten free modası çıktıktan sonra 5-10 sene içinde Amerika Birleşik Devletleri'nde glutensiz gıdalardan oluşan yeni bir sanayi gelişti. Ve bu şu an itibariyle yılda 6-7 milyar dolarlık bir sanayiye dönüştü. Glutenle ilgili tartışmalar bu sanayiyi beslemektedir. Onu da göz önünde bulundurmakta fayda var. Bilimsel gerçekler ve belgeler bunlar.
Şimdi bir de bu konudaki görüşlerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Ben bundan 40 sene önce tıp fakültesinde okurken bizim kitaplarımızda çölyak hastalığı vardı fakat gluten hassasiyeti diye bir konu yoktu. Tıbbın özeti sayılan Merck Manual isimli bir kitap var. Bu kitap her 4-5 senede bir güncellenir ve yeniden basılır ve bundan 10 sene öncesine kadar yine bu gluten hassasiyetiyle ilgili hiçbir şey bu kitapta yer almıyordu. Son 1-2 baskısında yer almaya başladı. Şimdi burada sorulması gereken şey şu. Bu daha önce niye tanımlanmadı? Biz bulamadık da mı tanımlanmadı yoksa yoktu da mı tanımlanmadı? Son 3-5 sene içinde gluten hassasiyetinin arttığı konusunda bir şüphe yok. Ama buna paralel olarak otoimmün hastalıklarda da ciddi bir artış var. Yine ben tıp fakültesinde okurken Hashimoto hastalığı denilen yine tiroidi tutan bir otoimmün hastalık vardır ki bu adı gibi egzotik, son derece nadir görülen bir hastalık olarak anılırdı. Kitaplarda yeri 1-2 paragraftan fazla değildi. Ve meslek hayatımın ilk 20-30 senesinde tek bir Hashimoto hastası görmedim. Ama son 10-15 sene içinde bana obezite, kalp hastalığı, tansiyon, diyabet gibi sıkıntılarla gelen hastaların, özellikle kadınların ciddi bir oranında Hashimoto hastalığı olduğunu gözlemlemekteyiz. Benim yakın çevremde en az 3-4 tane Hashimoto hastası var. Ne oldu da bu Hashimoto milyonda bir görülen bir hastalıkken bir anda böyle bir patlama yaşıyor? Bir başka örnek, çocukluk çağı alerjilerinde görülen korkunç artış. Ben çocukken sınıfımda alerjisi olan tek çocuk bendim. Benim çocukluğumdan beri kedi tüyüne ve çiçek tozlarına yani polenlere karşı bir alerjim vardır. Benim dışımda o yıllarda alerjisi olan tek bir çocuk dahi tanımıyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde yıllarca çocukların standart kahvaltısı veya öğle yemeği olan fıstık ezmeli, reçelli sandviç ortadan kalkmış, akıllara durgunluk verecek bir fıstık alerjisi salgınıyla karşı karşıya Amerika. 50 sene, 100 sene bu insanlar sıkıntısız fıstık yemişler. Son 10-15 sene içinde çok ciddi ölümcül fıstık alerjileri aldı gidiyor. Konum dışı ama insan düşünmeden edemiyor. Otizm vakalarında niye bu kadar artış var? 20-30 sene önce tek tük bilinen otizm o kadar nadir bir hastalıktı ki bununla ilgili görüldüğü zaman film yapılırdı. İşte meşhur Rain Man filmi otistik bir insanın hayatı üzerine kurgulanmış bir filmdi. Bugün nereye baksanız, hangi aileyle konuşsanız yakın çevrelerinde bir otistik çocuk var. Bunların sebepleri nedir bilemiyorum ama bildiğim tek şey var. Bizim son belki 5-10 sene içinde bağışıklık sistemlerimizin ayarı kaçtı. Bağışıklık sisteminin dengesi bozulduğu zaman ne yapacağı belli olmuyor. İşte hedef şaşırıyor ve ya tiroid dokusuna karşı ya bağırsak dokusuna karşı antikorlar geliştiriyor, hastalıklara neden oluyor. Alerjiler almış başını gidiyor. Bunlar bütün bizim bağışıklık sistemimizle ilgili sıkıntılar. Peki bağışıklık sistemimizi ne bozuyor? Benim kendi görüşüm son yıllarda özellikle giderek artan sağlıksız beslenme bizim bağırsak floramızı yani mikrobiyomumuzu bozmuş durumda. Mikrobiyom dediğimiz şey faydalı probiyotik bakterilerimiz. Şimdi biz bu bakterilere iyi baktığımız takdirde onlar da bize iyi bakar. Çünkü probiyotik bakterilerle bağışıklık sistemi arasında çok yakın bir ilişki var. Eğer biz o bağırsak bakterilerinin dengesini bozarsak o zaman bağışıklık sistemimizde ayarı kaçabiliyor. Nedir bu bağırsak floramıza zararlı etkisi olan şeyler? Dünya kadar şey vardır ama aklıma gelen bazıları bitkileri ilaçlamakta kullanılan kimyasal maddeler, GDO katkılı maddeler, suni tatlandırıcılar ve buna benzer bir takım şeyler bizim düzenimizi alt üst ettiği kesin. Çok yakında mikrobiyomumuz üzerine yani faydalı bağırsak bakterilerimiz üzerine ayrıca bir video çekeceğiz. Şimdilik hoşça kalın. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere.